çocuk düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından kaykayı ile kaymaya başlıyor. Bu çocuğun hareketi ile ilgili hangisi yanlıştır? A. L noktasına gidinceye kadar kinetik enerjisi artar. Arkadaşlar çocuk kayka ile birlikte hareket ederken hızlanacağından dolayı L noktasına kadar kinetik enerjisi artar. L'den M'ye doğru giderken kinetik enerji azalır, potansiyel enerji artar. Arkadaşlar kinetik enerji hızdan kaynaklanan enerjidir. Potansiyel enerji ise yükseklikten kaynaklanan enerjidir. L'den M'ye doğru giderken hız azalır, yükseklik artar. Bu durumda kinetik enerji azalır, potansiyel enerji artar. C şıkkına bakıyoruz. L noktasından geçerken yere göre potansiyel enerji sıfır olur. Arkadaşlar çocuk bu noktadan geçerken çocuğun kütle merkezinin belli bir yüksekliği vardır. O halde bunun potansiyel enerjisi bu noktada sıfır olmaz. Bu ifademiz yanlıştır. Resimde elektrik üretmek için yapılmış bir hidroelektrik santrali görülmektedir. Bu sistemle ilgili 1. Göletteki suyun yere göre potansiyel enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür. Arkadaşlar bu ifade doğrudur. 2. Göletteki suyun mekanik enerjisinin tamamı elektrik enerjisine dönüştürülür. Arkadaşlar hiçbir sistemde verim %100 olamaz. Buradan su belli bir hızla tekrar en son düzenekten elektrik santralinden ayrıldığından dolayı bu ifade yanlıştır. Bu düzenekteki enerji kaynağı yenilenebilir enerjidir. Su enerjisi arkadaşlar yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bu durumda doğru cevabımız 1 ve 3 olur. Bir oyuncak araba şekildeki konumdan ilk hızsız harekete başlıyor. Sürtünmeler ihmal edildiğine göre arabanın L, M, N noktalarındaki kinetik enerjisi arasındaki ilişki nedir? Sürtünmeler önemsiz olduğundan dolayı arkadaşlar araba ne kadar aşağı düştüyse o kadar hız kazanır. O halde L ve N noktalarındaki kinetik enerjileri eşit olur. M noktası için baktığımızda ise düşme miktarı diğer iki noktaya göre daha az olduğundan dolayı bu noktadaki kinetik enerji daha az olur. Bu durumda doğru cevabımız B şıkkı olur. K noktasından serbest bırakılan bir cisim şekildeki L noktasından geçerek M noktasına ulaşıyor. Sürtünmeler önemsenmediğine göre 1. L noktasından geçerken cismin yere göre potansiyel enerjisi kinetik enerjisinin 2 katına eşittir. Arkadaşlar L noktasından geçerken ilk duruma göre H kadar aşağı düştüğünden dolayı bu noktadaki kinetik enerji MGH kadardır. Yani kaybettiği potansiyel enerji kadardır. Bu noktada yerden 2H yüksekliğimiz olduğundan dolayı bu noktadaki potansiyel enerjimiz 2MGH kadardır. O halde bu ifade doğrudur. 2. Cisim M noktasından geçerken sahip olduğu kinetik enerji K noktasındayken yere göre potansiyel enerjisine eşittir. Arkadaşlar K noktasında yalnız potansiyel enerjimiz M noktasında ise yalnız kinetik enerjimiz var. O halde potansiyel kinetiğe eşittir. 3. Cisim M noktasındaki mekanik enerjisi L noktasındaki mekanik enerjisinden daha büyüktür. Sürtünmeler önemsenmediğinden dolayı bu cismin bütün noktalardaki mekanik enerjisi birbirine eşit. Hava sürtünmesinin önemsendiği bir ortamda çok yüksek bir noktadan serbest bırakılan cismin hız zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. 0 t zaman aralığında cismin kinetik enerjisi yere göre potansiyel enerjisi ve mekanik enerjisi için ne söylenebilir? Arkadaşlar görüldüğü gibi hız artmış. O halde kinetik enerji artmalıdır. Bu cisim yere doğru düşerken yüksekliği azaldığından dolayı potansiyel enerjisi azalır. Arkadaşlar hava ortam sürtünmeli olduğundan dolayı toplam mekanik enerjinin bir kısmı ısıya dönüşür ve mekanik enerji azalır. Bu durumda doğru cevabımız D olur. Bir oyuncak araba düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından serbest bırakıldığında S yolunu izleyerek L noktasına ulaşıyor. KL aralığında sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen mekanik enerji arabanın K noktasındaki mekanik enerjisinin en çok yüzde kaçına eşittir? Arkadaşlar aracın ilk durumdaki enerjisini bulalım. MGH. Burada H'ı santimetre olarak alalım arkadaşlar. İlk durumdaki enerjimiz bu kadar. L noktasındaki enerjimiz ise yani son enerjimiz ise MG35 olarak alabiliriz. Bu durumda arkadaşlar enerjideki kayıp 15 mg olur. Enerjideki kayıp da ısıya dönüşen enerjinin en büyük değeri olabilir. O halde bizden istediği bu aralıkta ısıya dönüşen enerji yani 15 mg'nin K noktasındaki mekanik enerjisi mg'ye oranı. Bunu yüzde olarak sorduğundan dolayı da
100 ile çarpıyoruz. Arkadaşlar bu işlemi yaptığımızda sonucu 100 bölü 52, 2 ile de 15'i çarparsak %30 olarak buluruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Enerji bir türden başka bir türe dönüşebilir. Arkadaşlar enerji farklı türlere dönüşebilir. Enerji bir noktadan başka bir noktaya iletilebilir. Bunun da doğru olduğunu biliyoruz. Enerjinin iletimi sırasında bir kısmı yok olur. Arkadaşlar enerji korunumu ilkesine göre enerji vardan yok, yoktan var olmaz. Fakat istemediğimiz başka enerji türlerine dönüşebilir. Bu sırada enerji yok olmaz, başka bir enerji türüne dönüşmüş olur. Şekildeki gerilmiş yay serbest bırakıldığında ok fırlayarak karşısındaki hedefe saplanıyor. Bu olayda 1. Yaydaki potansiyel enerji oka hareket enerjisi olarak aktarılmıştır. Evet arkadaşlar yayı gerdiğimizde yayda bir potansiyel enerji olur. Yayı serbest bıraktığımızda ise bu yaydaki esneklik potansiyel enerjisi oka kinetik enerji olarak aktarılmış olur. 2. Ok hedefe çarpıp saplandığında okun kinetik enerjisi yok olmuştur diyor. Arkadaşlar enerji yok olmaz. Başka türe dönüşebilir. Örneğin sese ve ısıya dönüşebilir bu durumda. 3'e baktığımızda ok hedefe çarpıp durduğunda toplam enerji korunmuştur. Bu zaten enerjinin korunumu ilkesidir. O halde doğru cevabımız E'dir.